öğrencilerin özellikle bu tür durumlarda sokağa yönelik çağrıların arttığını görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani demokrasiyi öncelikle yapılan meselelerle ilgili herkesin kendi adına bir değerlendirme yapma hakkı var. Ancak gerek dünyada gerekse Türkiye'de bu konuda karşı karşıya kaldığımız süreçleri hepimiz yaşadık. Şimdi siz Gezi olaylarında bir ağaç için Türkiye'yi tarihsel bir travmayla karşı karşıya bırakmak isterseniz, ardından kendi yönetiminizde Beşiktaş'ta Çırağan yolunda hiç kimseyle bir irtibat kurmadan çınar ağaçlarını, ağaçları ortadan kaldırırsanız, ardından hemen bize büyük hizmetler veren Atatürk Havalimanı'nın etrafımızdaki coğrafyanın ve bizim ve İstanbul'un en güzel millet bahçelerinden birisi olabilmesi ve binlerce ağacın, on binlerce ağacın dikilebileceği bir alan olmasına itiraz ederseniz, buna şöyle söylerler, en hafif deyimiyle bu ne yaman çelişkidir derler. Birincisi bu. Çelişki ortaya koyabilir mi? Konulabilir. İnsandır, koyabilir diyelim. Peki şunu görüyoruz biz. Bir, siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset alanına anarşizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset alanına kamu düzenini ortadan kaldırma arzusu çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu üç mesele. Peki bu ne demek? Bir, terörizm, bir teröristin cenazesine sözde HDP milletvekili katılıyor, polise taş atıyor ve bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Peki sadece bu kadar mı? Hayır. Arkadaşlar, ben de il başkanlığı yaptım. Yaklaşık 4-4,5 yıl. Yani 1999 kaç yıl oluyor? 23 yıl evvel. Bizde bu tip karşı iktidara karşı muhalefette olduğumuz dönem bir takım eylemler ortaya koyduk. Bir takım pahalılıklara, otobanın, otoyolun neyse işte şey yaptık, bunu eleştirdiğimizi ortaya koyduk. Ama yakıp yıkmadık yani. Ve yine başka bir şey daha ifade edeyim. Burada il başkanlığı yaparken de o dönemlerde hepimiz siyasetin içerisinden geliyoruz. Devlete katil devlet demedik. Bir taraftan altılı masaya oturacaksınız, siyasi etik yasası ortaya koyacaksınız. Diğer taraftan bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz. Yani ne istiyorsunuz? Siyasi etik yasası mı istiyorsunuz? Yoksa istediğiniz kişiye hakaret etme özgürlüğü mü istiyorsunuz? Siz hangisisiniz? Buna da bu ne yaman çelişki denir. Bu çok net. Ya üçüncüsü yine bunlarla birlikte yani bütün bunlarla ilgili hukuk bir karar verecek. Bu kararında ne olduğu ortada olacak. Acaba buradan bir istismar ve siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim diye bir takım manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Şunu söylemek isterim. Maalesef siyasetimize tekrar ifade etmek istiyorum.
terörizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Maalesef siyasetimize anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Maalesef siyasetimize kamu düzeni bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Yani ben sonucu alayım da hangi şekilde alırsam alayım diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun siyaset kurumuna herhangi bir faydası olmadığını, bunun doğru olmadığını, bunun vatandaşın günlük yaşantısını doğru etkilemeyeceğini altını çizmek gerekir. İşte gördük. Yani Atatürk Havalimanı'nın olacağı millet bahçesiyle ilgili, ki orada benim takip edebildiğim kadarıyla yine bir takım uçuşlar da belki olabilme ihtimaline sahip olabilecek. Onun için burada gelip buradaki bir millet bahçesinin, İstanbul'un nefes alabileceği bir yerin veya herhangi bir yerin itirazını geçmiş yaptıklarınızla kıyasladığınızda nasıl ortaya koyarsınız? Bu sadece karşı karşıya kalınan millet, devlet, değer ve kutsallık aleyhtarlığının örtülmesidir. Tekrar söylüyorum. Devlet, millet, değerler ve kutsallarımıza yönelik aleyhtarlığın örtülmesinin dışında başka hiçbir şey değildir. Bunların hepsini biliyoruz. Siyaset bunları çok uzun yıllarca yaşadı, gördü. Ama şunun bilinmesi gerekir. Yani ne oldu? Terörist milletvekili terörist cenazesine gidebildi mi? Ya buna müsaade etmeyiz. Etmedik de zaten. Dünyanın hiçbir ülkesinde müsaade edilmez. Biraz bu konularda araştırma kararı olanlar, araştırma anlayışı olanlara ifade etmek istiyorum. Bir Batasuna kararına bir baksınlar. Bakalım orada, oralarda bu anlayış kullanılabiliyor mu? Yani Avrupa kendi merkezinde bir terörist cenazesine bir milletvekilinin gitmesini veriyor mu, vermiyor mu? Veya nasıl bir karşılık ortaya koyuyor? HDP'nin terörist cenazesine bir milletvekilini, milletvekili değil, birçok milletvekilini göndermesiyle devlete katil devlet diyenin arasında bir ağaç için bütün Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik gözü kararmışlıkla ağaç dikilirken ve millet bahçesi yapılırken bu millet bahçelerine yönelik, yeşile yönelik bu itiraz birbiriyle ilişki içerisindedir. Ve bu itiraz mercilerinin, karar vericileri bu toprakların içerisinde değildir. Bunlar uygulayıcılardır. Siz buradan yürüyün diyorlar, onlar buradan yürüyorlar. Buradan yürümeye de devam ediyorlar. Onun için biz hem sakin, hem sağduyulu, hem bu konularda Allah korusun milletimizin ve dünyanın karşı karşıya kalmış olduğu bu süreçler içerisinde daha temkinli ve tedbirli bütün meseleleri değerlendiriyoruz. İşte orada yaptılar bugün bir eylem. Kaç kişinin geldiği, ne olduğu, nasıl olduğu, bir toplumsal tabanlı olup olmadığı. Ben İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlar. Bugün eğer İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı İstanbul trafiğinin hali ne olurdu? Bu soruyu kendime soruyorum. Bir İstanbul yaşayanı olarak. Acaba Osman Gazi Köprüsü olmasaydı ne olurdu? Marmaray olmasaydı ne olurdu? Avrasya olmasaydı ne olurdu? Sabiha Gökçen'e uçak inmiyor diyenler İstanbul Havalimanı konusunda rekorlar üstüne rekorlar kıran bir dünyanın en önemli destinasyonu haline gelmiş. İstanbul Havalimanı olmasaydı, sadece orada Atatürk Havalimanı bulunmuş olsaydı, hadi onların dediğiyle beraber Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da işin içine koymamış olsaydık, olunsaydı, size söyleyeyim, İstanbul trafiği çekilmez bir hal alırdı, saatlerce insanlar yollarda kalırdı. Yani bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Yani E5'te karşı karşıya kalınan trafik sıkıntısı özellikle hem biraz önce söylediğim yapılan birçok
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osman Gazi Köprüsü'ne kadar ve yine Avrasya'dan Marmara'ya kadar, İstanbul Havalimanı'na kadar İstanbul'un ana aksını rahatlatmakla ancak ortadan kaldırmıştır trafik keşmekeşi ve bütün bunları da değerlendirmek lazım geldiğini düşünüyorum. Efendim, terörle mücadeleyle ilişkin de bir sorum olacaktı. Geçtiğimiz hafta Ağrı'da bir grup yok edilmişti operasyonla. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yine bir DAEŞ'li canlı bomba, yine az önce de bir Bursa'da operasyon gerçekleştirildi. Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yeni bir detay var mıdır? Çok detay var. Çok detay var. Teşekkür ediyorum. Öğlen Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Nilgün Balkaç, Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarıyla çok sıcak bir gündemle karşınızdayız. Ve yine her zaman olduğu gibi TRT Haber ekipleri işte o sıcak duraklardalar diyelim ve hemen onlara dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Ayrıntıları bize Mustafa Yıldırım aktaracak. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine nokta operasyonlarla ağır darbe indiriyor. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK-YPG Suriye'de çocukları kullanıyor. Tüm detaylar Suriye sınırından Bülent Çulcuoğlu'nda olacak. Fethullahçı terör örgütünün jandarma yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin tüm notlar Ahmet Furkan Arvas'ta. Devam ediyoruz. Bursa'da DAEŞ operasyonu vardı. Canlı bomba eylemi hazırlığı yapan 3 terörist gözaltına alındı. Bursa'daki tüm bu gelişmeleri de bize Ferhat Özkener aktaracak. İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli personelin de olduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ve bu operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Tüm notlar Büşra Çelik'te olacak. İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor diyelim. Son durumu olay yerinden Abdülvahap Kartal bize aktaracak. Ve devam edelim sıcak noktayla. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları 83. gününe girdi. Çatışmalar Ukrayna'nın doğu bölgelerinde devam ediyor. Tüm detaylar Kiev'de her zaman olduğu gibi Merve Güneş'te olacak. Habercilerle sıcak duraklarla öğle ana haber bülteni başlıyor efendim. Habercilerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Şimdi ayrıntılar için dönelim. Mustafa Yıldırım bizimle birlikte. Mustafa, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye ziyareti önemli, hem de verdiği mesajlar önemli. İsveç, Finlandiya ve NATO manşetiyle. Sendeyiz ayrıntılarla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor Birleşik Arap Emirlikleri'ne, bir taziye ziyareti. Geçtiğimiz Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed bir rahatsızlık geçirmişti. 74 yaşında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat haberinin duyulmasının ardından Abu Dhabi emirini arayarak taziye dileklerini iletmişti. Bugün ise bir taziye ziyareti gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan taşıyan uçağın önümüzdeki dakikalarda Abu Dhabi'ye inmesini bekliyoruz. İki dönem ilişkilerinden de kısaca bahsedelim. 2021 Kasım ayında Abu Dhabi emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti ve iki ülke arasındaki yeni dönem ilişkileri resmen başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bir iadeyi ziyaret gerçekleştirerek 2022 Şubat ayında Abu Dhabi'ye gitmişti ve iki ülke arasında siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda birçok anlaşmaya da imza atılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü günübirlik ziyareti kapsamında Abu Dhabi emiri ve yeni Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Hem taziye dileklerini, başsağlığı dileklerini iletecek, hem de iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Bir kez daha hatırlatalım, bir günübirlik ziyaret. Söz konusu görüşmede kuşkusuz ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de masada olacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakalım. İlgün Balkaç.
Erdoğan bıraktığı noktadan devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya yönelik taleplerine çok net yanıt verdi. Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmesine biz evet demeyiz dedi. Erdoğan, İsveç'in terör örgütlerinin Kluçka merkezi haline geldiğinde söyledi. İsveç'ten geleceği duyurulan teknik heyet için Cumhurbaşkanı, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar dedi. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. Çünkü NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar. Buna evet demek mümkün değil. Kusura bakmasınlar. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda net konuştu. Evet dememiz mümkün değil dedi. Gerekçe olarak da bu iki ülkenin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar ve terör örgütlerine desteğini hatırlattı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Bakın, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp biz karşıyız deseler bile ki tam aksini teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız. Bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'la düzenlediği basın toplantısında yaptı bu açıklamaları. İsveç'ten teknik bir heyetin görüşmeler için Türkiye'ye yapacağı duyurulan ziyarete değindi. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar dedi. İsveç, terör örgütlerinin zaten Kluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip orada bunları konuşturtuyorlar. Hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda Türkiye'nin konumunu anlatırken Yunanistan örneğini verdi. Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. O dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı. NATO'nun en önde gelen ülkeleri Yunanistan'a her türlü desteği veriyor mu? Veriyor. Yunanistan'da üsler kuruyorlar mı? Kuruyorlar. Aynı manşetle devam edelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, pek çok Avrupa Birliği ülkesinin terör örgütlerine açıkça destek verdiğini, bunların başında da Finlandiya ve İsveç'in geldiğini söyledi. İadesini talep ettiğimiz teröristlerden hiçbirini Türkiye'ye iade etmediler dedi. Şu anda terör örgütlerine de maalesef pek çok Avrupa Birliği ülkesi ve ABD ciddi, aleni destek vermiyor. İşte bunların başında da Finlandiya geliyor. İsveç geliyor. Ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ'cü teröristler, PKK'lı teröristleri daha bugüne kadar bir tanesini bize iade etmediler. Türkiye'yi değerlendirenler artık Türkiye'nin sıçrayıp geldiği noktayı görerek değerlendirsinler. Terör örgütlerini Türkiye'ye tercih edenler Türkiye'nin tercihlerinin yanlışlığını değil, kendi tercihlerinin yanlışlığının kendilerine kaybettirdiğini görsünler. Görmezlerse ne olur? Zaman kaybederler. Ama eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğretme kapasitesiyle, gördürme kapasitesiyle, duydurma kapasitesiyle onlara bunları öğretecek, görmediklerini gördürecek, duyamadıklarını duyduracaktır.
Aynı gündem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine talebine tepki gösterdi. İki ülkenin de terör örgütlerini desteklediğini vurgulayan Bahçeli, elimizi sıkarken sırtımıza hançer vuranlara seyirci kalamayız dedi. Hem Finlandiya hem de özellikle İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçekler arasındadır. Bir yanda elimizi sıkarken, diğer yanda sırtımıza hançer vuranlara seyirci mi kalalım? Terör örgütleriyle silah çatanların, katillere yardım ve yataklık edenlerin sözüne nasıl güvenelim? İttifaklarına hangi mantıkla itimat ve itibar edelim? Finlandiya ile İsveç'in bekleme odasına alınması, geldiğimiz bu aşamada akla yatkın en doğru seçenektir. Ukrayna savaşı bitmeden, ateşkes ve barış rejimi temin ve tesis edilmeden NATO'ya yeni üye katılımı insanlığa yeni bir ateşe sürükleyecektir. Herkesi uyarıyorum. Bunun sonu ve sonucu barış değil, topyekün savaştır. Şimdi bir de İsveç'e gidelim ve tabloyu birlikte okuyalım. NATO'yu üye olmaya hazırlanan İsveç, terör örgütü PKK-YPG'ye destek vermekten vazgeçmiyor. Terör örgütünün uzantılarının başkent Stockholm'de istişare forumu düzenlediği ortaya çıktı. Terör örgütü sempatizanları başkentte gösteri düzenledi. Ayrıntılar var sırada. NATO üyeliğine adım atmaya hazırlanan İsveç, terör örgütü PKK-YPG'lilerin toplantısına ev sahipliği yaptı. Örgütün sözde siyasi oluşumlarından SDC başkent Stockholm'de 14 Mayıs'ta istişare forumu düzenledi. Skandal foruma PKK-YPG'liler, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çevrimiçi katıldı. Toplantıyı İsveç Dışişleri Bakanlığı ve Olof Palme Merkezi imaye etti. Türkiye, İsveç'i söz konusu toplantılara alan açmaması için birçok kez uyardı ancak İsveçli yetkililer gereken adımları atmadı. İsveç Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Söz konusu toplantının ikincisi geçen ay yine Stockholm'de yapılmıştı. Terör örgütü sempatizanları da başkent Stockholm'ün en işlek caddesinde PKK paçavraları asarak gösteri düzenledi. Gruba müdahale eden olmadı. Stockholm yönetimi terör örgütüne desteğini gizlemiyor. Bakanlar teröristleri ağırlamaktan çekinmiyor. Geçmişte İsveç Savunma Bakanı Peter Hultzkowitz örgütün sözde yöneticileriyle toplantı yaptı. PKK-YPG'ye desteği arttırma sözü verdi. İsveç'in Suriye'nin Haseke kentinde PKK-YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği de biliniyor. PKK-YPG'ye bugüne kadar 210 milyon dolar destek veren İsveç, bu desteği 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarmayı planlıyor. Terör manşetiyle devam edelim. Adıyaman'daki terör operasyonunda gözaltına alınan eski HDP il başkanı tutuklandı. Jandarma ekipleri terör örgütü PKK'nın ildeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik bir çalışma yürüttü. İşte bu kapsamda düzenlenen ekipler, operasyon düzenleyen ekipler terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. Şu anda da son durum olarak ekranlarınıza yansıyor. Şüphelinin 2009-2013 yılları arasında HDP Adıyaman il başkanlığı yaptığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandığı operasyona dair görüntüler ekranlarınızda. Bu son durumdan sonra terörle mücadele edeceğiz ve sahaya gideceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine nokta operasyonlarla ağır darbe indiriyor. Köşeye sıkışan terör örgütü PKK-YPG Suriye'deki çocukları kullanıyor diyelim, hemen sahaya dönelim. Bülent Çulcuoğlu bizimle birlikte. Bülent, şimdi bu kirli planın ayrıntılarında neler var? Tüm notlar sende. Nasıl bir kirli strateji uygulamaya çalışıyorlar? Nilgün Balkaç, Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl içerisinde, yani yılbaşından bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 1100'den fazla PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. İşte köşeye sıkışan PKK-YPG terör örgütü
artık çatışmanın ön hattına, yani çatışma bölgelerine çocukları kullanmaya başladı. Çocukları götürmeye başladı ki bu yıl içerisinde terör örgütü PKK-YPG Suriye kuzeyinde 32 çocuğu silah zoruyla kaçırıp kamplara götürdü. Evet, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK-YPG terör örgütüne yönelik operasyonları devam ederken terör örgütü sözde seferberlik adı altında, yani sözde meşru müdafaa görevi adı altında çocukları kaçırmaya devam ediyor. Bu yıl içerisinde kaçırılan çok sayıda çocuk, yaşları 13 ile 17 arasında değişen çok sayıda çocuk Haseke, Kamışlı, Münbiç ve Rakka'daki örgütün silahlı kamplarına götürüldü. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre 3 ay zorunlu silahlı eğitimden geçirilen bu yaşları 13 ile 17 arasında değişen çocuklar daha sonra çatışmanın ön saflarına sürülüyor. Bir diğer deyimle aslında ölüme gönderiliyor. Artık PKK-YPG terör örgütü çatışmanın ön saflarında çocukları kullanmaktan geri kalmıyor ki bu yıl içerisinde şu ana kadar gelen bilgiler 32 çocuk silah zoruyla kaçırıldı ve kamplara götürüldü. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 yıl önce yayınladığı bir raporda PKK-YPG terör örgütünün 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile savaşçı olarak kullandığı bilgisine yer vermişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de terör örgütü YPG'nin Suriye'de çocukları kullandığına dair yeni bulgulara ulaşıldığını bildirmişti. Ve yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel temsilcisi Haziran 2019'da YPG-PKK terör örgütüyle resmi bir törenle imza atmış ve terör örgütü PKK-YPG sözde Birleşmiş Milletler'e söz vermiş ve çocukları bırakacağı taahhütünde bulunmuştu. Ancak örgüt çocukları bırakmadığı gibi kaçırmaya halen devam ediyor. Nilgün Balkaç. Bülent'in bıraktığı noktadan terörle mücadeleye devam edelim ama FETÖ başlığıyla. Fethullahçı terör örgütünün jandarma yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi diyelim. Hemen dönelim. Sahadaki durumu, operasyona dair ayrıntıları bize Ahmet Furkan Arvas aktaracak. Ahmet, neler söyleyeceksin? İlgün Balkaş, FETÖ ile mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda örgütün jandarma yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde operasyon için düğmeye basıldı ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet yetkilileri jandarma yapılanmasında yer alan şüphelileri tespit etti. Büfelerden periyodik ardışık arama kayıtları da olan 2 ihraç subayla 6 eski askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik operasyon için düğmeye basıldı ve Ankara merkezli 5 ilde bu operasyon için harekete geçildi. Operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışmalar sürüyor. Nilgün Balkaç. Ahmet'ten sonra FETÖ'ye yönelik operasyonlarla devam edelim. Balıkesir diyeceğiz bu kez. Balıkesir merkezli 16 ilde FETÖ ile irtibatlı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları getirelim ekranlarınıza. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 31 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 13'ünün kamu görevlisi olduğu belirlendi. Balıkesir merkezli 16 ilde 31 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. 29 şüpheli bu operasyonda gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise devam ettiğini söyleyelim. Şimdi terörle mücadelede DAEŞ'i manşetimize alacağız. Bursa'da DAEŞ operasyonu vardı. Canlı bomba eyleme hazırlığı yapan 3 terörist gözaltına alındı diyelim. Ayrıntıları şu anda da operasyona dair ayrıntıları ekranlarınıza getiriyoruz. Önemli bir operasyon, terörle mücadele her noktada devam ediyor. Az önce FETÖ, PKK ve diğer başlıkları gündeme getirmiştik. Bu kez de Bursa'da bir operasyon var. DAEŞ'e yönelik bir operasyon olduğunu söyleyelim. Canlı bomba eylemi hazırlığı yapan 3 teröristin gözaltına alındığını belirtelim. Canlı bomba eylemi yapan Bursa'daki bir operasyona dair görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Biz de o görüntülerle operasyonu özetlemeye çalıştık ve Ferhat Özkanar karşımızda. Ferhat, neler söyleyeceksin? FETÖ'ye yönelik, DAEŞ'e yönelik önemli bir operasyondu. Son notlar sende.
Evet Nilgün Balkaç, terör örgütlerine yönelik operasyonlar tüm yurtta hız kesmeden devam ediyor. Bir operasyon da Bursa'dan geldi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde bir adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 3 DAEŞ terör örgütü üyesi yakalanarak şu anda gözaltına alındı. 3 kişiden birinin ise canlı bomba hazırlığı olduğunu belirtelim. DAEŞ terör örgütü yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021 yılında Çorum'da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed El Ali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrasında Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DAEŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halit Alsajan ve Enes Elganem, aynı zamanda da canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamut yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde eve yapılan operasyonda evde çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi ve şu anda 3 terör örgütü üyesi gözaltında diyerek sözü tekrar size bırakalım. Ferhat ve DAEŞ operasyonundan sonra İstanbul'a gideceğiz. İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu yapıldı. Şüphelilerin çoğunun Kadıköy Belediyesi çalışanı olduğu belirlendi. Hemen dönelim. Büşra Çelik bizimle birlikte, her zaman olduğu gibi emniyette. Büşra, yeni ve kritik detaylar var. Neler var o ayrıntılarda? Nilgün Balkaç, son yıllarda yapılmış en büyük rüşvet operasyonundan bahsediyoruz aslında. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri bugün İstanbul merkezli 5 ilde, aralarında Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da olduğu 224 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında da 192 şüpheli gözaltına alındı. Tabii soruşturma dosyasında yer alan suç unsurları neydi? Örgütlü bir şekilde rüşvet almak ya da vermek, belgede sahtecilik gibi suç unsurları bulunuyordu. Peki bu rüşvet çarkı nasıl döndürülüyordu? O detaylara ulaştık. Şüphelilerin kendi aralarında rüşvet parasına metre dedikleri, rüşvet aldıkları kişilere de sağlam arkadaş diye kodladıkları ortaya çıktı. Yazışmalarında bu şekilde rüşvet paralarını kodladıkları ekipler tarafından belirlendi. Dediğimiz gibi iki ayrı hesapta para trafiği tespit edildi. Bir yıllık bir çalışmanın sonucunda gelen bir rüşvet operasyonuydu ve 192 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar kapsamında önemli bir operasyondu. Firari şüpheliler var. Onların yakalama çalışmaları devam ediyor. Tabii ki soruşturma dosyası çok geniş. O soruşturma dosyasına ilişkin hem yeni görüntüler hem de yeni detayları tekrardan aktarmaya devam edeceğiz. Büşra rüşvet operasyonunun ayrıntılarını aktardı. Devam edelim yine İstanbul'la. Zira İstanbul Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Yandaki binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor diyelim. Hemen olay yerine dönelim. Abdülvahap Kartal bizimle birlikte. Abdülvahap, bir anda arkanda o müdahaleyi görüyoruz itfaiye ekibi ile birlikte. Ama bir anda da dumanların nasıl yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Neler aktaracaksın bize? Nilgün Balkaç, sabah saat 7 sıralarında çıktı bu arka planda duran iki fabrikada yangın. Daha sonra da diğer fabrikaya da sıçradı. Kameraman arkadaşım Ahmet Barış'la birlikteyiz. Şimdi az önce, daha doğrusu yaklaşık bir saat önce bu mavi fabrikada biraz daha duman ve alev vardı. O söndürüldü. Bu sefer arka taraftaki plastik fabrikasındaki yangında bir anda dumanlar da yükselmeye başladı ve halen de tamamen söndürülebilmiş değil. Mavi bina da 3 farklı firma bulunuyordu. Birisi burada elektrik kablosu üreten bir firma vardı. Yine şeker üreten bir fabrika vardı. Yine aynı zamanda alüminyum üreten bir fabrika vardı. Dolayısıyla bu mavi fabrikada işte o üretim tesisleri zarar gördü elbette ki, ama biraz daha kontrol altına alınabildi buradaki yangın. Ama diğer tarafta plastik fabrikasındaki yangın az önce tekrar oradaki alev biraz daha arttı, dumanlar daha da çoğaldı. Tabii sabahın erken saatlerinde yaşandı bu yangın, meydana geldi. Daha mesai saatleri başlamamıştı, dolayısıyla işçiler gelmemişti ve bu durum da aslında bir yönüyle can kaybının da yaşanmasının önüne geçti. Sabah saatlerinde işte itfaiye ekiplerinden birisi burada yangına müdahale ederken
düşen merdiven sonucunda yaralandı. Burada ilk müdahalesi yapıldı. Ardından da hastaneye kaldırıldı. Az önce burada İstanbul Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Arnavutköy Kaymakam Vekili vardı. Burada kendisi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili son durumu da paylaştı. Yangının 5000 metrekarelik bir kapalı alanda iki fabrikada çıktığını söyledi. 70 araç ve 200 personelle an itibariyle yangına müdahale edildiğini ifade etti. Yine AFAD'dan, 112'den acil müdahale ekipleri de burada yangının söndürmesi için de yoğun çaba sarf ediyorlar. Herhangi bir can kaybı olmadığını söyledi. Az önce de ifade ettiğim gibi sadece bir yaralı olduğunu söyledi. Onun dışında yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Tamamen yangın söndürüldükten sonra yapılacak olan araştırmaya göre de yangın nereden çıktığı anlaşılacak. Tabii yangın ilk çıktığında korkulan şuydu. Yan taraftaki diğer fabrikalara sıçrayabilir mi yangın? Çünkü bir fabrikadan diğerine sıçramıştı, yayılmıştı, sirayet etmişti. Diğer fabrikalara sıçrayabilir mi endişesi, korkusu vardı. Neyse ki o korkulan olmadı. Sadece iki fabrikayı, iki yapıyı sardı buradaki yangın. Özetlemek gerekirse Nilgün Balkaç, şu an kameraman arkadaşım ekranlara da getiriyor. Siyah dumanlar gökyüzüne kadar çıkmış durumda. Sabahtan beri bu durum aynı. Siyah dumanlar Arnavutköy'ün hemen hemen Arnavutköy ilçesinin semasını kaplamış durumda. Birçok noktadan buradaki duman görülebiliyordu. An itibariyle yangın bir binada kontrol altına alındı gibi duruyor. Diğer binada ise halen siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin o yangını söndürme çabası devam ediyor. Ama herhangi bir can kaybı yok. Sadece bir yaralı var. Bu da bizim tesellimiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Nilgün Balkaç. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken kontrol altına alınan bölgelerde savaşın izleri de gün yüzüne çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşının tüm detayları sıcak bölgelerle TRT Haber'de. Ukrayna ateş altında diyelim ve devam edelim. Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları 83. gününe girdi. Çatışmalar özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerinde devam ediyor diyelim. Hemen bölgeye dönelim. Merve Güneş bizimle birlikte Kiev'de. Merve, neler aktaracaksın bize? Hayat normale dönüyor mu? Çatışmalar nasıl devam ediyor? Sahadaki son durumu özetler misin lütfen? Başkent Kiev ve çevresine hayat çok daha fazla artık normale dönmeye başladı. Ancak ülkenin doğusunda savaşın başladığı nokta Donbas'ta artık 83 gündür yoğunlaşmış durumda. O noktadaki çatışmalarla başlamıştı aslında Rusya-Ukrayna savaşı. Halen o noktada devam ettiğini söyleyebiliriz. Zira Mariupol'ün kuşatılmasının ardından artık bölgedeki Rus birlikleri diğer bölgelere doğru konuşlanmaya başlamışlardı. İşte Donbas bölgesine Donetsk ve Luhansk ayrı ayrı aslında saldırılar altında yaşamaya devam ederken Mariupol'le beraber bir yandan oradaki konuşuruz. Birlikleri artık diğer bölgelere doğru ilerlemeye başlıyorlar. Dün akşam saatlerinde Mariupol'de Azovstal fabrikası içinde direnişi sürdüren askerler ve siviller vardı. İşte onların içinde yaralıların olduğu ve acil tıbbi desteğe ihtiyacı olduğu bildiriyordu. İşte onların yaklaşık 260'ın üzerinde kişinin de tahliye olduğu bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan Odessa'da ve Harkiv'de zaman zaman işte saldırılar gerçekleşiyor. Odessa'da bir yandan Mariupol gibi bir liman kentiydi, bir turizm kentiydi. İşte altyapı tesisleri ve askeri tesisler yine orada hedefler arasında yer alıyor. Zaman zaman yine stratejik noktalardan bahsediyoruz. Harkiv, İzyum ve Zaporijya gibi noktalarda yine hedefler arasında yer alıyor. Dün akşam saatlerinde Lviv'de bir patlama gerçekleşti. Bir yandan aslında yerleşim yerlerinin olduğu ihtimali vardı. Ancak Lviv Belediye Başkanı'ndan geldi açıklama. Yerleşim yerlerinde olmadığı ve bir askeri tesisin hedef alındığı bildirildi. Rusya tarafından da açıklık getirildi aslında konuya. Sevkiyatların sürdüğü noktaya saldırı gerçekleştiği bildirildi. Başkent Kiev'de ve bu noktalarda daha önce savaşın ilk aşamasında kontrol altına alınan yerlerde artık altyapı çalışmaları da çok büyük oranda tamamlanmış durumda. Hayat da çok daha fazla normale dönüyor. Ancak belirttiğim gibi savaşın başladığı nokta Donbas bölgesi ve çevresinde artık yoğunlaşmış durumda. Savaşın ikinci aşamasıyla beraber çok daha şiddetlenerek o noktada devam ediyor ve halen siviller bulunuyor. Bütün diplomatik temaslarda aslında o noktalardaki sivillerin çıkarılması adına, ancak fabrika üzerinde sivillerin bir kısmının tahliyesi
tahliyesi gerçekleşse de diğer bölgelerden şu an için tahliye gerçekleşemediği bilgisi var. Stratejik noktalar diyoruz. Zaporijya'da tahliye otobüsleri hazır şekilde bekliyor ancak onların da şu an için o diplomatik temasların sahaya yansımadığını söyleyebiliriz. Bu noktalarda Borodyanka, Hostomel, Irpin, Buça gibi noktalarda ise artık neredeyse çok büyük oranda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Altyapı çalışmaları da bitirilmek üzere ve bu noktada başkent Kiev'de ülkenin kalbinde ve çevresinde elbette hayat çok daha fazla normale dönse de ülkenin doğusu halen bombardıman altında diyelim Nilgün. Merve 83. günde sahadaki son durumu özetledi. Şimdi biz de diplomasi manşetiyle devam edelim. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. İşte bu kapsamda gözler Birleşmiş Milletler'in gündeme getirdiği insani temas grubu önerisinde. Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile koordineli yürüttüğü süreçte teknik görüşmeler devam ediyor. Ayrıntıları getiriyoruz ekranlarınıza. Gerektiğinde çevrim içi veya yüz yüze görüşmeler yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan insani sorunlar görüşülecek. Bu sorunlara hızlı çözümler aranacak. Birleşmiş Milletler'in gündeme getirdiği insani temas grubu için teknik düzeyli görüşmeler hız kesmeden devam ediyor. Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Süreç, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Ankara ziyaretiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Guterres, devamında Moskova ve Kiev'i de ziyaret etti. Putin ve Zelenski ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Guterres, görüşmeden sonra beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi. Sonrasında insani işlerden sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasındaki bu üst düzey trafikten sonra teknik heyetler, dört tarafın temsilcilerinden oluşacak insani temas grubunun kurulmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzmanlar bu çalışmada Türkiye'nin önemine vurgu yapıyor. Savaşın tarafları Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'ye duyduğu güvenin belirleyici olacağı ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ses hızının 5 kat üzerine çıkan bir hipersonik silah denediğini açıkladı. Yazılı açıklama Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan geldi. 14 Mayıs Cumartesi günü Güney Kaliforniya'da hipersonik silahın denendiği belirtildi. Ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösteren silahın bir B-52H tipi Stratofortis uçağıyla fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Silahın uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiği, testin başarıyla tamamlandığı da ifade edildi. Görev başında İsrail tarafından öldürülen Filistinli El Cezire televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesine ilişkin yankıların sürdüğünü söyleyelim. Kudüs'teki Fransız Hastanesi, İsrail polisinin doğrudan Filistinli gazetecinin tabutuna saldırdığını açıkladı. Hastane yönetimi cenaze törenine ilişkin görüntüleri de paylaştı. İsrail polisi cumartesi günü hayatını kaybeden Filistinli gencin cenazesine katılanlara da sert müdahale etti. Bu müdahalede 52 kişi yaralandı. İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Saint Joseph Fransız Hastanesi tarafından paylaşılan görüntülerde İsrail polisinin cenaze çıkarılmadan önce hastane koridorlarını bastığı ve hastalara şiddet uyguladığı görüldü. İsrail polisi cenazenin taşınması sırasında da şiddetini sürdürdü. Cenazeye katılanları copladı. Kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla kalabalığa müdahale etti. İsrail güçleri katlettiği gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesine de şiddet uyguladı. Hastane girişinde hamile bir kadın da saldırıya uğradı. Hastane yönetimi, Kudüs'teki Hristiyan Katolik ve Ortodoks Kilisesi patrikleri, Vatikan Temsilciliği ve Fransız Konsolosluğundan yetkililer saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hastane müdürü Cemil Kusta,
Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutuna saldıran İsrail polisini sorumlu tutarak olayı yargıya taşımak için çalıştıklarını açıkladı. Kutsa, cenazede polise herhangi bir saldırı olmadığını, polisin saldırgan davrandığını dile getirdi. Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da yaralanan Filistinli genç Velid Şerif cumartesi günü yaşamını yitirdi. Filistinli gencin cenaze töreni de İsrail polislerinin şiddetine sahne oldu. Cenazeye katılan 52 kişi yaralandı. Filistin Kızılay'ı yaralanan 52 kişiden 12'sinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ege Denizi'nde büyük bölümü Yunanistan'a ait unsurlarca geri itilen 178 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir'de de yurt dışına çıkış hazırlığında olan 118 göçmen jandarma tarafından yakalandı. Can salına bırakıp ölüme terk ettiler. Ege Denizi'nde Türk karasularına geri itilen göçmenlerin yardımına yine Türk Sahil Güvenliği koştu. İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında bir cansalı ve iki lastik botta 58 düzensiz göçmen kurtarıldı. Urla açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen bir yelkenli de 91 göçmene ulaşıldı. Muğla'nın Marmaris ve Aydın'ın Didim ilçeleri açıklarında da iki lastik botta 29 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı göçle mücadele karada da devam ediyor. İzmir'in Urla ilçesi Zeytinli mahallesinde yurt dışına çıkış hazırlığındaki 85 düzensiz göçmen jandarma operasyonuyla yakalandı. Yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin bulunduğu araca el konuldu. Dikili ilçesi Bademli sahilinde de devriye görevi yapan ekipler 33 düzensiz göçmeni yakaladı. 12 Mayıs'ta Urla'dan bir yelkenliyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 85 düzensiz göçmen de geri gönderme merkezine teslim edildi. İHA destekli operasyonun görüntüsü ortaya çıktı. Göçmenlerin yelkenliğe binişini tespit eden ekipler durumu sahil güvenliğe bildirdi. Kapasitesinin çok üzerinde yük taşıyan teknenin önü kesildi, göçmenler kurtarıldı. Şimdi meclise gidelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. İzliyoruz.